Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir arka mekan kullanıyorum. Başlıktan aslında ne olduğunu çok da fazla anlayamadınız. Hemen şu şekilde göstererek anlatmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu 35 sene öncesine ait işlenmiş bir kanaviçe. Ben bunu alışveriş torbasıyla birleştirerek sizler için böyle şık bir torba hazırlamış oldum. Zaten artık poşetler kalkıyor, yerine bez torbalar alacağım. Bu yüzden ben de ikisini birleştirerek hoş bir görüntü elde etmek istedim. Şimdi içeriye girip alışveriş yapacak size ne kadar ergonomik ve kullanışlı olduğunu göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Sevdiğim ürünlerden birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Hollanda kekleri. Gerçekten tadında hiçbir fark yok. Hatta içeriğine baktığınız zaman Hollanda'dan ithal olduğunu görmüştüm daha önce. Evet, menşei Hollanda. Buradan alacağım. Bir de ben şunları çok seviyorum. Bir tane de bundan alacağım. Yoğurtlarını bilmeyen yoktur. Şimdi biz de sizin yoğurt alacağız. Kızım küçük aydan alacağız. Siz kaç tane alacağız? Olarak kumaş türlerinden bahsetmek istiyorum. Benim burada 3 ayrı kumaş türüm var. Bunları size örnek olarak göstermek istediğim için çıkardım. Sizler elinizde bulunan eskiyen kumaşlarınızı ya da herhangi bir şeyde kullanmayıp değerlendirmek istediğiniz her türlü kumaşı kullanabilirsiniz. Ama ben çantalar için en uygun olanlardan bahsedeceğim. İlk olarak bahsetmek istediğim duck bezi. Herkesin bildiği kumaşlar bunlar ve her yerde uygun fiyata bulabilirsiniz. Duck bezlerin genelde iki kalitesi bulunuyor. Birisi daha uygun, birisi diğerinden biraz daha pahalı oluyor. Benim birinci kalite olan kumaşım biraz daha pahalı. Çeşit çeşit renk renk desen isterseniz sade herhangi bir desen bulunmayanları da satılıyor. Benim bu şekilde iki tane duck bezim vardı. Ve şu şekilde canvas kumaşlarım var. Canvas kumaşı da bez çanta genelde clutch çanta yapmak için kullanılıyor. Zaten bir tane çanta videom vardı. Daha önce bu kumaşımdan clutch bir çanta dikmiştim. İsteyenler ekranda beliren önerilen videolar kısmını tıklayarak bez çantanın dikimini de izleyebilirler. Bir de şu şekilde farklı bir kumaşım var. Bunu genelde sadece çantalar için özellikle kumaş ve deri satılan yerlerde bulabilirler. Ankara'da oturanlar varsa aranızda onlar Ulus'taki Çantacılar Sokağı'ndan temin edebilirler. Diğer şehirdekiler de kumaşçılarınıza sorarak yönlendirme alabilirsiniz.
Biraz daha kalın bir kumaş. Çok top bir yapısı var. Alışveriş poşeti için çok da uygun bir kumaş. Yani kumaşın ömrü boyunca alışveriş torbanız sizinle kalacaktır. O yüzden bu tarz kumaşlarla çalışmanızı öneririm. Ve son olarak şu şekilde ham bezim var. Ham bezi içine astar olarak kullanacağım. Ham bezinde farklı renkleri bulunuyor. Krem, beyaz, daha kese kağıdına yakın tonlarda olanı da var. Benim elimde beyaz olan var. Ben bugün kanvas kumaştan yapacağım. Üzerine de annemin çeyizinden kalmış olan şu şekilde kaneviçe işlemesi var. Bunu kullanmak istememin sebebi üzerinde armut, elma ve üzüm olması. Dolayısıyla aslında alışveriş torbasına da çok uygun bir konsepti var. Bunu yaparken de çok güzel bir teknik uygulayacağım. Aslında daha önce de bahsetmiş olduğum bir teknik, kot pantolonumda kullanmıştım. Onun videosunu da önerilen videolar kısmını tıklayarak izleyebilirsiniz. Yine ayrı olarak göstereceğim. Tek tek anlatacağım. Şimdi kullanacaklarım kanvas, kaneviçe işlemem ve ham bezim olacak. Ölçülerimi poşeti baz alarak hazırladım. Sizlere hemen göstermek istiyorum. Sonrasında kumaşımın üzerine çizeceğim. Boyu 45 santim geliyor. Eni ise 30 santim geliyor. İçlerine kıvrılmış şekilde. Burayı ben düz şekilde çıkacağım için 10'ar santimde iki parçanın iç uzunluğu geliyor. Toplamda 20 santime denk geliyor. Bu yüzden 20 santim olarak ayarlayacağım. Bu kısmı 45, bu kısmı 30, bu kısmı 45. Toplamda 120 santim uzunluğunda bir parça keseceğim. Yani göstermek gerekirse şu şekilde. Bu kısmı 45, bu kısmı 45, alt kısmı 30. Toplamı 120 santime denk geldiği için ince uzun parçam 120 santim olacak. Kenar genişliğini de 20 santim olarak belirlediğim için buranın kenar genişliği de 20 santim olarak belirlenecek. Kaneviçemi kumaşa nasıl aktaracağımı göstereceğim. Öncelikle şu şekilde çift taraflı teleye ihtiyacım var. Çift taraflı teleyi dikiş malzemeleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Bir tarafı pürüzlü, pütür pütür, bir tarafı ise sadece kağıt. Pütürlü olan kısmı kaneviçemin altına yerleştiriyorum. Ve üzerinden ütüleyerek kaneviçenin olduğu bölümü teleye yapışmasını sağlayacağım. Biraz soğumasını bekledikten sonra kağıdı bu kısımdan sıyırarak çıkaracağım. Soğumaya başladı. Şimdi çıkarmadan önce etrafından keserek buradaki deseni çıkaracağım. Sonrasında yapıştırmak istediğim yere geçirirken kağıdı sıyırıp istediğim yere ortalayarak yapıştıracağım. Bu şekilde kenarlarını temizledim. Ve şimdi ön parçamı tam ortalayarak yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra üzerine bir bez koyarak yaparsanız çok daha sağlıklı ilerlemiş olursunuz. Ben kenarından çıkarttım. Şöyle şuradan desenini çıkartmıştım. Bunu tekrar koyuyorum. Koymadan önce kağıdımı çıkarıyorum. Kağıdımı çıkarttıktan sonra yapıştıracağım. Kağıttaki yapışkan doku kaneviçemin arka kısmına geçiyor. Bu sayede bezimin üzerine yapışmış olacak. Şu şekilde kağıdımı çıkarttım. Şimdi ortalayarak yapıştırıyorum. Yerleştirdikten sonra üzerine kapatıyorum bezimi, ütülüyorum. Bu şekilde bezime aktardım. Şimdi kenarlarını boncuk boyasıyla
temizleyerek ilerleyeceğim. Bunu yapmamın sebebi kumaşla kanaviçemin bütünleşmesini sağlamak. Ama birçok kişi bu şekilde de bırakıyor. Sonrasında çok fazla atma, sökülme yaşayan olmamış hiç. Ben yine de işimi daha sağlama almak için boncuk boyasıyla kenarlarını temizleyeceğim. Benim elimdeki boncuk boyası Rich'in boncuk boyası. İnci metalik diyor sanırım üzerinde. Evet. Metalik bir boya. Şu şekilde. Uç kısmı şu şekilde sivri. Kenarlarına sürerken kolaylık sağlıyor. Ben şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra kenar kısımlarını temizleyebilirim. Ama öncesinde dikiş yapacağım için ben bu aşamayı en sona bırakacağım. Astar kısmını diktim. Bunun dikişini sizlere göstermeyeceğim. Çünkü aynı işlemi dış kısmı içinde yapacağım. Bu yüzden tekrar tekrar aynı işlemleri göstermek istemiyorum. Astarın görüntüsü şu şekilde. Bakın kenarları. Altı bütün olmuş oldu. Böylece ağırlık merkezi ortaya bindiği zaman sorun yaşayıp dikişlerde açılma da yaşamayız. Kenar kısımları da bu şekilde oldu. Şimdi size nasıl diktiğimi hemen göstereceğim. Bu ön parçam, bu arka parçam. Arka parçamı yan tarafa alıyorum. Şu da ince uzun parçam. İnce uzun parçamı alıp şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın kenar hattı boyunca ilerleyerek düz makinayla dikişini yapacağım. Öncesinde overlockla kenarlarını temizleyeceğim. Sizler overlock makineniz varsa onda, yoksa da kenar sülfüle dikişiyle temizleyerek aynı görüntüye kavuşturabilirsiniz. Şu şekilde köşe noktalarını döneceğim. Ve burada tamamlamış olacağım. Böylece tüm kenar dikilmiş olacak ve ardından aynı işlemi arka kapak içinde yapacağım. Sadece iki dikişten ibaret olacak. Sonrasında da benim elimde şu şekilde bir biye vardı. Ben bu biyemi uç çantamda değerlendirmek istedim. Kenar ağız kısmını biye ile temizleyerek geçeceğim ve daha şık ve biraz daha renk katmış olacağım böylece. Ön kapağı bu şekilde koyuyorum ve kenar kısımlarını birbirine denk getirerek şu şekilde düz dikişle dikeceğim. Köşe kısımlarına geldiğim zaman da tekrar makineden iğneyi kaldırmadan şöyle bir üçgenlik vererek döneceğim. Ve şu şekilde dikişimi tamamlayacağım. Bunu üç tarafını bitirene kadar yapacağım. Zaten sadece iki kere dikiş yapacağım ve sonunda torbam hazır olacak. Şu şekilde iğnem içeride. Bakın şuraya üçgenlik verdim. Tam ucu ucuna denk geldi. Bu şekilde döneceğim şimdi burada. Kumaşım, üstteki kumaşım biraz daha oval geliyor. Buna dikkat edin.
burası bu şekilde dikilmiş oldu. Aynı işlemi kapağını, arka kapağını yerleştirerek tekrarlıyorum. İnce uzun parçamı dikeceğim. Başlarda ileri geri yapmayı unutmayın. Araya geçirdiğim parçayı bir parça uzun kesmiştim. Kenar kısımlarında herhangi bir hata olursa kamufle etsin diye. Gerek kalmadı. O parçam arttı. Bunu keserek çıkartacağım. Tekrar o aralıkla düzelteceğim. Şimdi torbamı hazırladım. Üst kısmına doğru çeviriyorum. Kenarlarını özellikle göstermek istiyorum nasıl durduğunu. Bakın. Çok muntazam bir dönüş yaptığım için gayet düzgün görünüyor. Torbam bu şekilde hazır. Diktiğim astarı tersine çevirmedi. Direkt içine yerleştireceğim. Yani tersi tersine denk gelmiş olacak böylece. Şimdi yapmam gereken tersi tersine yerleştirdikten sonra içinde tertemiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hiçbir dikiş görünmemiş oluyor böylece. Bir yemi hazır bir olduğu için şu şekilde bir yiyi de göstermek istiyorum. Şöyle içe doğru katlanmış. Hazır bir yiyi. Bir kenarından şu şekilde tutturarak kenar dikişlerini temiz bir şekilde kapatmam sağlayacak. Şu şekilde kıskaçlarla tutturdum. Bir püf nokta hemen göstermek istiyorum. Şurada iğne ile kenarlarını sabitlemiştim. Bir tarafını sağ tarafa, bir tarafını sol tarafa yatırıyorum ki kalınlık oluşmasın diye. Buralara gelirken dikkat edin. Dikişlerde hep biri sağ tarafa, biri sol tarafa yatıyor. Şimdi bu kısmı diktikten sonra diğer kısmında devam edeceğim. Rengini yeşil kullanacağım. Burada da hafif
hafif bir hareketlilik katmış olacağım. Böylece şuradaki yeşille de bir kombin ortaya çıkmış olacak. De bu şekilde tamamlandı. Temiz bir görüntüye kavuşmuş oldu. Şimdi geriye sadece kutlar kaldı. Kutlarımın boyutları 10.5x33 cm. Şu şekilde kıvırarak şu kenarlarını dikiş geçeceğim. Sonrasında dikişleri tam orta noktaya denk getirerek bu noktalara elde tutmak için dikerek yerleştireceğim. Hem önüne hem arkasına birer kulp olacak. Bu şekilde torbam hazır olacak. Kulplarını da yerleştirdim. Yine burada da yeşil renkte ip tercih ettim. Desenin rengiyle böyle bir bütünlük sağlamış oldu. Hem öne hem arkaya. Şu şekilde kutuları yerleştirdim. Şimdi tamamen dikişim bittiği için artık kontüre geçebilirim. Boncuk boyasıyla kenarlarını kontörleyerek işlemi tamamlayacağım. Bunu 24 ya da 48 saat bekletirseniz çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Ben büyük ihtimalle 48 saat hiç kullanmadan bekleteceğim. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.